Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Valla böyle bir oluşumun içinde oluyor olmanızın gerçekten avantajı olduğunu düşünüyoruz. Başkanım da biraz önce bizimle paylaştı bazı şeyleri. Tebrik ediyoruz. Bugün burada olduğunuz için de sizleri tebrik ediyoruz. Kıymet Hocam'ın zamanı fakir, başkanım da ifade etti. Çok hızlı bir şekilde ben sizden ve eğilimlerinizle ilgili gelen sorular üzerinden ilerleyeceğim. Sayın Hocam bir saatimiz var. 20 soru gözüküyor. Her soruya 3'er dakika alabilirsek çok fazla öğrenci arkadaşımızın sorusunu da cevaplamış olalım. Erteleme bugün herkesin sorusu sorunu aslında ertelemeyle ilgili. Çünkü planlı harekete geçemiyor, erteliyor. Sürekli yapacağım işleri erteliyorum. Zaman yaklaştıkça da sıkışıyorum. Ertelemeden nasıl program yapabilirimle ilgili arkadaşların bir sorusu var. Neler söyleyebilirsiniz hocam? Sesle ilgili ses, sorun var mı tamam. Arkadaşlar? Ses. Evet, ben önce teşekkür etmek istiyorum Sayın Başkanımızın şahsında hepinize. Cumartesi günü, tatil günü buraya geldiğiniz, katıldığınız çeşitli üniversitelere gönüllü olarak bu övgüye layık bir davranış gerçekten. Tecrübe paylaşımı burada, bir hayat yolunda sizden daha kıdemli bir yol arkadaşınızın tecrübelerini paylaşmasını olarak düşünün. Sorularınızı o kapsamda hem hayat tecrübesiyle hem de mesleki birikimlerle cevap vermeye çalışacağım. Hem de bu Anadolu'nun, bu toprakların çocuğu olarak, yani bilimle bizim kültürümüzü sentez etmeye çalışan birisi olarak cevaplamaya çalışacağım. Bu erteleme gerçekten, biraz önce başkanımızla da konuştuk. Şark Mediteryen kültür hastalığı, daha doğrusu tam sadece Şark Doğu hastalığı değil, Akdeniz kültürünün hastalığı. Mesela Kuzey Avrupa'da yoktur, dakiktir onlar. Ben Almanya'da konferansa gittiğim zaman, yani şaşırıyorum, ben saat 17 yazıyor. Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra takik tak geliyorlar. Yani burası gibi, aynen öyle. Gerçekten öyle ya. Onun için yani tebrik ederim bu şeyi. Çünkü dakiklik şeydir. Yani insanın zamanlama, sıralama, planlama yeteneği, yetisi insanda var. Diğer canlılarda genetik olarak var. Genetik olarak diğer canlılar kodlanmış. Nerede, ne zaman? Mesela bir aslan düşünün. O kendi güvenlik alanı vardır onun. O alanın içine girmedikçe bir sana saldırmaz. Karnı tok olursa saldırmaz. Ama insan öyle değil. İnsanda diğer böyle metakognitif yetiler dediğimiz yetiler var. Zihin üstü yetiler. Bunlar işte zamanlama, sıralama, planlama gibi, zaman algısı gibi. Mesela ölümü sorgulama gibi yeti. Ondan sonra sonsuzluk arayışı gibi. Yani yeniliği de arama davranışı gibi bir insan, metakognitif, yani zihin üstü yetiler deniyor. Hiç insan dışında hiçbir canlı da yok başka. İnsanda var. Bu yetiler nedeniyle insan zamanlama, sıralama yapabilme kapasitesi var. Stratejik düşünce kapasitesi var. Stratejik düşünce nedir? Önce stratejik hedef belirlersin. Hedef, amaç belirlenir. Daha sonra o planlama yaparsınız. Önce nerede konumunuz belirlensin. Hani SWOT analizi var ya, içimizde iktisatçılar bilirler. SWOT analizi nedir? Güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, tehditleriniz, fırsatlarınız, bir de amacı olacak ama. Bak, iktisat kelimesi maksat kökünden geliyor Arapçada. Yani maksadın yoksa iktisat yapamazsın. Yani para yönetimi yapamazsın. Maksadın yoksa zaman yönetimi yapamazsın. Maksadın yoksa kaynak yönetimi yapamazsın. Zaman da en önemli kaynaklardan birisidir. Zaman yönetimini iyi yapabilmek için önce maksadımızı, amacımızı belirleyeceğiz. Şimdi işimize erteleme hastalığı geldiği zaman, ya bak şu dersi çalışacaktım ama şurada çok güzel bir video var, şunu seyredin, bunu seyredeyim diye böyle erteleme duyguları geldiği zaman hemen amacını düşün diyoruz böyle durumlarda. Amacını düşün. Amacını düşündüğün zaman, ya ben şu amaca ulaşmak için şu anda zaman yönetimi gibi bir, çok önemli bir kaynağım var. Bunu iyi kullanmam lazım. Zaman yönetiminin için şu anda bu işi ertelediğim zaman zaman kaybı olacak. Hatta vakit nakittir derler. Aslında vakit nakitten de kıymetlidir. Nakit kaybolursa gelebilir yerine ama zaman gelmiyor. İnsanın en önemli sermayesi ömür sermayesi. Bak, şu anda her dakikamız geçiyor, saniyemiz geçiyor. Akıllı insan uzun vadeli düşünen insandır. Uzun vadeli düşünen insan bu sadece bugünkü hazlarına, zevklerine göre değil, 5 sene sonra ne olacak diye düşünmek. Mesela bağımlı hastalarında en çok üzerinde çalışma sonuç bilinci. Yaptığı işin sonucunu bilmiyor, düşünmüyor. O anki zevkini düşünüyor. Halbuki insan 5-10 dakika sonraki zevkini de düşünmeli. Mesela çocuklarda, son olarak onu söyleyeyim. Mesela
duygusal zeka çalışmalarında referans olmuş en önemli çalışmalardan birisi 1960'larda yapılıyor. Bir anaokuluna daha böyle kavramsal düşünceyi, soyut düşünceyi öğrenmemiş çocuklara şey götürülüyor. Böyle çikolata, lokumlar götürülüyor. Götürülüyor lokumlar, sonra bir grup çocuğa 15 dakika beklemeyi başarana bir avuç istediğiniz kadar lokum vereceğiz ama başaramayan birer tane alabilecek diyor. Bir grup çocuk birer tane hemen böyle hemen olsun isteyen aceleci sabırsız alıyorlar hemen. Ama bir grup 15 dakika beklemeyi başarıyor. Sonra 20 yıl takip ediyorlar bak bu grubu. Çalışmaya bakıyor görüyor musun? 20 yıl takip ediyorlar. 20 yıl sonra o beklemeyi başaran çocuklar duygusal zekaları %20 daha yüksek çıkıyor. Karşı cinsle iyi ilişkilerde daha başarılılar. Sosyal ilişkilerde daha başarılılar. Ama diğer o aceleci sabırsız olanlar hep başarılılar ama yanlış yerde yanlış çıkışlar yaptıkları için birçok yeteneklerini kaybediyorlar. Onun için zaman yönetimi ertelemeyi şey yapmanın ama başarmanın yöntemi zaman kaynağını iyi kullanmak. Parasal kaynak gibi iyi kullanmak. Hocam zaman yönetimiyle doğrudan ilgili olduğunu düşündüğüm bir konu var ki sorular arasında da bunlardan bir tanesi var. Marksist zaman yönetiminin en büyük düşmanlarından biri olduğunu ben de düşünüyorum. Sosyal medya, dijital platformlar bunlar da tabii bizleri, öğrenci arkadaşlarımızı ciddi manada zaman kayıplarına sürükleyebiliyor. Bunun doğru kullanımıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii şimdi bunu biz özellikle sosyal medya şu anda işte sosyal medyanın içine doğmuş bir kuşak var. İşte Z kuşağı gibi deniyor. Sizler Z üst Z sayılmaz aslında sizlerin. Bu kuşaktaki şeylere sosyal medyanın içine doğdukları için sosyal medya onların doğduğu zaman annesi eline tablet veriyor, akıllı telefon veriyor, öyle büyüyorlar. Özellikle 93'lerden sonra ergenliğe girenlerle birlikte, 93'ten sonra doğanlarda bu şeyler sosyal medyada müthiş eğlenceli, müthiş kolay ulaşılabilir, elverişli ve çok çekici. Çok çekici ve sürükleyici. Bu özellikler nedeniyle şeyleri insan yani böyle davranış geliştirme, böyle sorumluluk duygusu ve duygusu, böyle empati öğrenmemiş kişiler çok rahatlıkla burada sosyal medyada kendine kaptırıyorlar. Yani sosyal medyanın en önemli özelliği amacın belirsizliği olduğu bir ortam olması. İnsan giriyor oraya, bir o bakıyorsun saatler geçmiş, amaç belirsiz. Vakit, zaman müthiş. Hatta Aristoteles'in bak bir şeyi var, hikayesi var. Aristoteles bir öğrencisi de böyle kumar taşlarla kumar oynarken soruyorlar. Kızıyor öğrencisi, niye oyun oynuyorsunuz diyorlar kumar. Diyor, hocam küçük oynuyorduk, niye kızdın diyorlar diyor öğrencileri Aristoteles'e. O da diyor ki, ben sizin oynadığınıza kızmıyorum, harcadığınız zamana kızıyorum diyor. Yani şimdi sosyal medyanın en büyük şahı, herhalde Aristoteles hayatta olsa çıldırırdı şimdi. Şimdi bütün gençlerin elinde zaman diye bir şey kalmadı. Sosyal medyanın sürükleyici etkisiyle gidiyorlar. Şimdi burada zaman yönetimini şöyle bozuyor. Onlar için özellikle o ergenlik öncesi çocukların eğitimi için anne babalara önerdiğimiz bazı tavsiyeler var. Birincisi çocuklara sorumluluk, yani sosyal medyaya girerken amaçlı kullanmayı. Yani sen niçin girdin onun için? Ne araştırıyorsun? Hangi videoyu, hangi şeyi, amacın ne? Ve sorumluluk ve saygılı kullanma becerisi öğretiliyor. İkincisi empatik olma becerisi. Yani oraya giriyorsun. Mesela özellikle siber zorbalık var biliyorsun. Çocuklar, gençler çok siber zorbalığa maruz kalıyorlar. Siber zorbalık da mesela okulda birisine siber zorbalık yapsa güçlü kişinin zayıf kişiye yaptığı şeydir zorbalık. Siber zorbalık da güçlü bilgili birisinin zayıf birisini ezmesi. Bu zorbalıktır. Yani kültürlü birisinin zayıfı ezmesi. Elinde güç olan birisinin bu zorbalıktır. Zorbalık despotizmdir. Bir patolojidir bu. Siber zorbalık ortaya çıkıyor. Yani siber zorbalıkta çocukla anne baba gözetiminde, çocuk özellikle ilk 7 yaş civarında anne baba gözetiminde şeye girmesi gerekiyor. Sosyal medyaya girerse, yani 0-3 yaş arasında zaten kesinlikle girmemeli, yasak çocuk. O anda zaten şey olmuyor. Yani ama şu anda bakıyorsun anne eline cep telefonu veriyor. Çocuk ha gülerken ağzını hemen yemek kaşığını boşaltıyor. Çocuğa bir
yemek yedirmek şeyi gibi. Çocuk ondan sonra reklamlarla birlikte yemek yemeye alışıyor. O başka türlü yemek yemiyor. Yani birçok eğitim, müthiş eğitim hataları oluşuyor çocuklarda. Neyse, o sosyal medya kullanımında ikinci öğrettiğimiz şey, oradaki siber zorbalığa karşı, yani bu sana yapılsaydı ne hissederdin? Bu zorbalık senin kardeşine yapılsaydı ne hissederdin? Mesela küfür, hakaret, zorbalama gibi diyerek empati öğretiyorsun. Empati öğrendiği zaman bir çocuk öyle durumlarda o da başkasına yapmıyor. Yani dünyanın kötülüğün en büyük nedeni empatisizlik. Bakın şu anda Gazze'de yaşanan olayları görüyorsunuz. Yani normalde bir savaşta hani %5 oranında zayıflar, hastalar, yaşlılar öner normal bir savaşta diye. Birinci, ikinci dünya savaşı. Ama şu anda %50'den fazlası çocuk ve kadın ölüyor ve bütün dünya buna karşı seyirsiz, gamsız. Tam bu bir zorbalık var ortada. Yani iki tarafın da yaptığı hata var ama şu anda orantısız bir şey var. Bu bir zorbalık böyle bir durumda. Bu zorbalık karşısındaki, yani dünyada kötülük neden var diye yapılan kitapların ana şeyi, teması ne biliyor musun? Empati. Empati yoksunluğu narsistik kişilik özelliklerinde vardır. Antisosyal, narsistik kişiler empati yoksunudurlar. Bunlar suça becerikli kişilerdir. Teflon kişilerdir. Teflon tava biliyorsun, kendisi yanmaz ama içindekini yakar. Bu teflon tipler de kadın veya erkek fark etmez. Teflon tipler ilişkilerdeki yanındaki, beraber yaşadığı kişileri yakar, mahveder, acı çektirir, intihar ettirir. Kendisi ne var ki diyor, ben onu çok seviyorum zaten diyor. Mesela onun bir hatasını alır, büyütür, onu yerin dibine batırır. Ondan sonra der ki ben zaten seni seviyorum, bunu senin iyiliği için söyledim der. Eşini köleleştirir, köle efendi ilişkisi yapar. Farkında olmadan da kişiliğinin gereği olarak yapar bunu. Onlara karşı biz ne öğretiyoruz? Hayır deme becerisi öğretiyoruz kişilere. Hayır deme becerisi öğrenirsem çocuk mesela orada işte İngilizlerin upstanding dedikleri, yani dik durma. Böyle. Hayır deme becerisi, yani kötülüğe karşı hayır deme becerisi öğrettiğiniz zaman çocuk hayatı öğrenir. Orada mesela bir savaş oyunu var, birini öldürüyor orada. Bak bu çocuğum, bir oyun bu ama bak gerçeğe de var işte Filistin'de olan. Bu bir gerçek ayrı, savaş ayrı. Onun onu öldürmesi doğru mu? Değil. Bak elinde güç olan savaşın böyle hukuku var, ahlakı var. Bunlar vardır diyerek bunu öğretmek için fırsat. Korkup seyretmemek yerine çocuklara bunu öğretmek gerekiyor. Yani bu şekilde öğrenirse çocuk kötülüğe karşı empati öğrenince başkası ona zorbalık yaparsa ona karşı dik durabilir. Dik durmayı öğretmek. Üçüncüsü de böyle durumlarda biz çocuklara, genç, ergenlik sorunlar olanlara bu durumda şunu da öğretiyor sosyal medya ile ilişkilerde. Yanlışı konuşabilme, doğruyu konuşabilme şeylerin özelliklerini. Yanlış bir şey, böyle onu rahatsız eden bir şey olduğu zaman bunu anneye babaya sorabilmesi lazım. Eğer anne babaya karşı rahat konuşamıyorsa, ki bizim kültürümüzde maalesef anne babayla çocuklarımız rahat konuşamıyor, o zaman rahat konuşabileceği bir büyüğe, bir öğretmene gidip sorabilmesini çocuğa öğretiyoruz, yöntem öğretiyoruz. O zaman çocuk veya genç ne oluyor? İkna olamadığı bir konuda daha iyiden yardım alıyor. Empatinin özelliği de, yani empatiyi öğretmek ne demek biliyor musun? İyi insan olmayı öğretmek demektir. Başka bir şey değil. İyi insan olmanın anahtar kelimesi nedir dersek empatidir. Empatiyi bilmeyen insan, empatiden yoksun insan, bunlar B tipi kişilik diyoruz bu insanlara. Bu kimsenler kötücül insanlardır, zalim insanlardır, insafsız, merhametsiz, saygısız insanlardır. Yani öyle bir eşiniz varsa yandınız mesela. Onun için yani eş seçiminde narsistik özelliklere dikkat edin. Sizi köle gibi yapmak ister o. Arkadaş seçiminde de öyledir. Seversiniz, sevdiğiniz için hep verirsiniz. O aldıkça hakkı zanneder. Ya ben öyle bir şey biliyorum, onu son örnek onu vereyim. Yoksa şey bitmez. Bir 50 yaşından sonra boşanmaya kalkan bir çift geldi. Çocuklar büyümüş, ikisi evden gitmişler, karı koca kalmışlar. Kadın demiş ki, hadi bunu şey yapalım, artık çocuklar büyüdü, hadi gel biraz benimle ilgilenelim demiş kadın. Ama adam evde, kadın evde adama saltanat kurmuş. Her şey gık demeden geliyor, gak demeden geliyor, her şeyi, her dediğini yapıyor. Kadın demiş, bunca sene ben hizmet ettim, biraz da sen bana hizmet et. Adam direniyor. Alışmış ya, köşk. Saltanata alışmış, bırakmıyor.
bırakamıyor. Bu sefer yapamayınca da kadın takıntı yapmış bunu. Boşama noktasına gelmiş. Baktık ki siz buna saltanat kurmuşsunuz dedik. Bu saltanat artık biraz nöbet değişimi gerekiyor. İki tarafın da birbirini anlamasına çalışmaya çalıştık. Altın orta nokta kuralı var. Bir adım bir atıyor, bir adım bir ortada buluşuluyor. Yani eşin alıştığı birçok şeyi birlikte zevk alma becerisi geliştirmek lazım onun için. Yani onun kadınlarda fedakarlık duygusu var ya, empati konusunda kadınlar erkeklerden daha öndedir. Mesela bu konuda yapılmış bir çalışma var anaokulu çocuklarında. Çocuklar koşup oynarken kız birisi düşüp yaralanınca erkek çocuklar oynamaya devam ediyor, kız çocuklar gidiyor yardım ediyor. Mesela bir genç nişanlı çift sinemaya gidiyor, kız erkek çift. Diyor ki soruyor, erkek kız arkadaşına soruyor, nişanlısına. Koltuğun rahat mı? Rahat. Ekranı sahneye görüyor musun? Görüyorum. Kız da diyor ki bak ne güzel beni düşünüyor. Erkeğin verdiği şeyini hadi yer değiştirelim diyor. Yani ama burada biz burada onu böyle birisi varsa ne tavsiye ediyoruz? Diyoruz ki yer değiştirelim ama 10 dakika ilk yarıda sen otur, ikinci yarıda ben oturayım diyecek mesela. Öyle olunca ne olur? Sınırlarını öğrenecek, ilişki sınırlarını. Sınırları öğrenirse hayatı öğrenirler insanlar. İlk baştan verirsen ondan sonra öyle gider. Peki hocam, kadın erkek ilişkilerine girdiniz. Bir soru var onunla ilgili, hemen ondan devam etmek isterim. Romantik ilişkilere adım atarken çekiniyorum, zorlanıyorum, kilitlenip kalıyorum ve açılmakta da zorlanıyor, üzülüyor, depresif hissediyorum. Ne yapmalıyım? Romantik ilişkilerde neler önerebilirsiniz yani hocam? Şimdi karşı cinsli ilişkilerde erkek için, kadın için 3 aşama var. Biri arkadaşlık aşaması, ikinci sevgililik aşaması, üçüncü evlilik aşaması. Erkekler hemen o ilk aşamadan direkt üçüncü aşama geçmek isterler. Kısa yol. Yani erkek beyni öyledir çünkü. Erotik çalışır erkek beyni. Yani kız ve erkekler arasında yapılmış bir şey var. Psikoloji öğrencilerine yapılmış bir çalışma var. Aklınıza cinsellik gelince düğmeye basın diye bir şey, deney veriliyor. Çalışmanın sonucunda erkekler kız öğrencilere göre 5 misli daha fazla düğmeye basıyorlar. Yani erkek beyni, erkek mesela avcı kadınlarla avcı erkeklerin bir farkı vardı bak. Avcı erkekler kadınlara romantizm verirler, erotizm isterler. Yani ama avcı kadınlar ne yaparlar? Erkeke erotizm verirler, romantizm isterler. Yani ve böyle durumlarda da o mesela bir gecelik beraberlikte şeyi unutur. Erkek ertesi gün hiç aklına bile gelmez, unutur ama kadın telefon bekler. Romantik arayış. Çünkü romantik ilişkilerde kadınlar risk grubundadır. Onun için kadın beyni, çünkü özellikle ergenlik döneminde 22 yaşında insan beyni böyle olumluluk şeyine geliyor. Sol beyin mantıksal beyin, sağ beyin emosyonel beyin, duygusal beyin, ön beyin denge sağlıyor. O arada korpus kallozum diye bir köprü var iki beyin arasında. Duyguyla düşünce üreten beynin, ön beyin. O korpus kallozumun olgunlaşması 22 yaşını buluyor. Bazı erkekleri de 40 yaşını buluyor. biz ona uzamış ergenlik diyoruz yani. Hala 30-35 yaşına gelmiş, halen çocuk gibi mesela. Uzamış ergenlik de arttı yani, söyleyeyim. Neyse, o korpus kallozum mesela Einstein'ın beyni inceleniyor. İlk başta beyin hücrelerine bakılıyor. Hiç fark yok. Daha sonra bakılıyor ki beynin bir daha inceleniyor bu nörobilimdeki yeni bulgulardan sonra. Beynin o korpus kallozum kısmı adamın çok gelişmiş. Köprü kısmı. O bölümde işte beynin analitik düşünce, kritik düşünce ve stratejik düşünce bütün onunla ilgili. Yani beynin her tarafıyla, her tarafını bir aynı anda kullanabilmiş adam. O özellik, yani beynin her tarafını aynı anda kullanabilmek bir beceridir. Bir bak şey değildir, yeti değildir, doğuştan gelmez, sonradan öğreniliyor. Bu şuna benziyor: size bir 130 dönümlük bir arazi vermişler, sen onu sadece bir dönümünü ekip biçiyorsun, sadece orası yeşil olur. Ama Allah insanın beynine öyle bir büyük bir şey vermiş ki, bir kapasite vermiş ki, onu ne kadar çok kullanırsan o kadar çok gelişiyor. Mesela bilardo oynayanları düşün, adam öyle bir vuruyor ki topa, yani 3 tane topu vurup tek deliğe giriyor. Nasıl yapıyor bunu ya? İnsan hayret ediyor, nasıl yapıyorsun? Ya da bir tenis oyuncusunu düşün. Topu öyle bir vuruyor ki güneş ışığını, rüzgarı, bütün koordinatları beyin otomatik hesaplıyor. Bir vuruyor, tap şeye düşüyor. Bunda hemen, ama
bunun için bir yerde bir karpuz satanı düşün mesela. Karpuz satarken bakarız, abi şey bu kabak mı diyelim diye sorarsın. Sen %50 %50 tutturursun ama o %90 üzerinde tutturur. Nasıl tutturuyor adam? Nereden bildin diye sorsan dese abi bilmiyorum anlatıyor der. Çünkü o yapa 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 beyin, buna rasyonel sezgi deniyor bak. Beyinde öyle bir yetenek var. Rasyonel sezgi. Yapa 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 beyin beceri kazanıyor. Hangi tarafa yatırım yaparsın o beynin o bölgesi gelişiyor. Onun için beyninize yatırım yapmanın en önemli yollarından birisi de 5N1K ile düşünmek. Bak 5N1K aslında bulan bir Kanadalı psikologdur. Hafızanın 6 sadık bekçisi diye bulmuş. Yani bilgileri beyinde depolamak için kim söyledi, ne söyledi, nerede, ne zaman, nasıl, niçin söyledi. Bununla düşündüğün zaman beyindeki birine kimi unutursan neden, nereden, nasıldan akla geliyor. Böyle düşünen bir insan beynini her tarafını kullanıyor. Çünkü ne network ayrı beyinde. Nasıl, nerede, ne zaman, niçin her birisi ayrı network. Mesela İngilizce öğrenen İngilizce network ayrı çalışır. Almanca olan Almanca network ayrı çalışır. Arapça olan Arapça network ayrı. Hiç birbirine karıştırmazlar mesela. O başlayınca o kendi çevrim içi çalışır kendi içinde. Öyle bir kapasite var. Yani kullanmayla ilgili bu müthiş bir kapasite var. Geliştirmeye müsait. Sınırı yok. Hani beyninin %10'unu 20'ini kullanıyorlar deniyor. Onun şehir efsanesi. Sınırı yok. İsteyen istediği kadar yatırım yaparsa kullanabilir beynini. Öyle bir kapasite. Yani hatta Einstein böyle gülüp bayıp vurup patlasın çal oynansın bir grup genç görmüş. Ya yazık demiş. Koca beyne lüzum yok. Sadece ömürlük yeterdi bunlara demiş mesela. Yani çünkü hiç düşünen beynini kullanmıyorlar ki. Yani sadece yemek içmek, eğlence. Bu hayvansal düzeyde zevkler bunlar. Yemek içmek, üremek, eğlenmek. Ama insan öyle değil. İnsan soyut düşünce, sembolik düşünce, kavramsal düşünce, stratejik düşünce, kendini aşkın düşünce, kendinin üstünde düşüncelere, yani stratejik düşüncenin bir şeyidir. Yani sadece kendine yatırım yapmaz, ülkesine de yapar, insanlığa da yapar, varoluşa da yapar, yaratılışa da yapar. Bütün yatırımları yapabilmek insana özgüdür. Bağlanma kapasitesiyle ilgili, bağlanabilme özelliği var. Neyse yani bir beyni kullanmak, beynimiz bize verilmiş müthiş bir araç ama beynimizin üzerinde zihin var. Zihnimizi eğitirsek beynimiz bizim için çok iyi bir vahşi at olur. İstediğimiz yere götürür bizi. Ama eğitemezsek at patron benim der, o sizi istediği yere götürür. Yani beynimizdeki vahşi atı eğitmek şeyden başlıyor, küçük yaştan başlıyor. Hocam odaklanma ile ilgili arkadaşların sorunlar yaşadığı da yine görülüyor bizler gibi. Sürekli dikkati dağılanlar için neler önerebilirsiniz? Ders programı yapıyor, sürekli hayaller kuruyor ama bunları bir türlü hayata geçiremiyor. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bazı kişiler odaklanma, bazı kişilerde böyle dikkat eksik ve hiperaktivite bozukluğu vardır. Klinik bir tanıdır bu. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin 3 özelliği vardır. Birileri odaklanamazlar, dikkat sorunları vardır. İkinci özellikleri bu kişi dürtüseldir. Sonunu düşünmeden hareket eder, aklına ilk geleni yapar. Böyle hemen en son duyduğuna inanır. Bu tarz kişilerdir. Gülenler var aranızda herhalde. Ki hepimize var az çok bu özellikler. Bu dürtüseldir. Üçüncü özellikleri de şeydir. Zaman yönetimi yapamazlar. Timing yapamazlar. O şeyler dikkat eksikliği olan bu üç alanda şey yaptı. Bazı bir alt grup var. Onda da yıkıcı davranış olur. Karşı koyma, karşı gelme. Her şeye karşı gibi tipler de olabilir onların içinde. O özellikler nedeniyle dikkat eksikliği olan kişiler daha önceleri Amerika'da şu anda herkese dikkat eksikliği bıraktı ve tanısı koyuluyor. O over diagnosis dedikleri aşırı teşhis koyma var. Onun üzerine Amerika'da 2013'te kabul etti onu Amerika FDA. Beyin haritalama yöntemleri var. Teta beta dalgası var beynin ürettiği. O iki dalga arasındaki oranın yüksek olanların doğuştan gelen ADHD tanısını, yani dikkat eksikliği hiperaktivite tanısını koymayı tanı doğrulayıcı olarak onu buldu. Yani ABD'de NEBA diye bir sistem kullanılıyor ABD'de. Bizde de var. Türkiye'de biz onu kurduk. Mesela ben size bir örnek anlatayım. O sistemi Türkiye'de ilk kurduğumuzda aşağı yukarı işte 97'ler, 98'lerdeydi. Bizim meslektaşların çoğu itiraz ettiler, reddettiler. Hatta bir gazete ilan bile verdi aleyhimizde. Yani düşün,
İtiraz ettiler. Şimdi Elon Musk yapıyor sistemi. Beynin ürettiği dalgalarla beyin bilgisayarı arayüzü yapıp onları konuşturarak adam robot yapmaya başladı. Yani biz o zaman yaptık. Ben şeyle Türkiye'deki mesleki ön yargıları dağıtmaktan şey yaptım yani, böyle bayağı direnç şey kazandık yani birçok şeyden. Ama sonuçta o sistemi kullanarak biz şey yani şu anda artık bütün dünyanın kabul ettiği sistem ama yeni olduğu için tabii bir şey yeni çıktığı zaman önce ilk başta gülerlermiş. İkinci aşamada biraz sistem tutuyor gibi onu şiddetle karşı çıkarlarmış. Tuttuktan sonra ne var ki zaten biliyoruz bunu derlermiş. Şimdi üçüncü aşamaya geldi. Yani bu böyle sistemler var. Yani beynin ürettiği dalgalar dikkat eksikliği, hiperaktivite de önemli. Şimdi bunun için beyin dikkat eksikliği, hiperaktivite olan kişilerin geninde riskli davranış geni var bak o kişilerde. Her insanda riskli davranış geni var ama bu kişilerde riskli davranış geni uzun aleli var onun. Uzun genetik polimorfizm var. Uzun olduğu için o kişiler riskten acayip hoşlanıyorlar. Tağcılık yaparlar ve yapın böyle ne kadar radikal insan varsa bu gruptandır. Kimisi sporda radikal, kimi bilimde radikal, kimisi işte müzikte radikal. Yani bir her alanda radikaller. Yani şu anda bütün radikalleri yok etseniz tekrar genetik olarak var. İnsanda radikallik geni var çünkü. Riskli davranış geni, radikallik geni. Mesela ben bir defa şeye gitmiştim. Uludağ'da kayağa gittim. O şeyler var ya kayaktaki şeyler ona bindim. Yanımdaki iki tane genç vardı. Biri diyor ki ya diyor ya acayip haz alıyorum ya böyle giderken diyor. Sanki adrenalin coştu diyor böyle. Yani şimdi işte bu o tipik şey. Yani düşme şeyi var orada mesela. Korku, tehlike ama müthiş haz alıyor. Riskli davranıştan haz alıyor. Onun için devam ettiriyor onu. Ama burada herkes kimisi bilimde yeni bir şey öğrenince haz alır. Kimisi sporda yeni bir şey öğrenince haz alır. Ama herkes az çok vardır bu. Yeniliği arama geni insanda var çünkü. Diğer canlılarda yok. Bu riskli davranışla da ilgili çocuklarda bile var. Çocuklarda bebeklere yapılıyor. Riskli davranış geni olan olmayan diye. Yani sağlamcı olan çocuklar çıkıyor bazıları. Ve tehlikeye elini atmıyor mesela. Bazıları her şeyi elini atıyor. Yani onun için her şeyi elini atan çocukları şey yapmayın. Köretmeyelim onları. Yani hiperaktif çocuklar, dikkat sorunu olan çocukları köretmeyelim, bastırmayalım. Bizim kültürümüz maalesef sus büyüğün, sus küçüğün, su büyüğün kültürüyüz biz. Büyüklere cevap verilmez, sorma, oturma, sorma, konuşma, itaat et. Sorma, düşünme, itaat et kültürü. Maalesef doğu kültürleri. Halbuki sor, düşün, ondan sonra itaat edeceksin. Sorma, düşünme, itaat etmek demek korku kültürlerinde vardır. Doğu kültürlerinde yalancı yetiştirir bu, münafık yetiştirir. Sorma, düşünme, itaat et. İnsan gerekçeleriyle itaat etmesi lazım. Kanunlara, kurallara. Ya onun için gerekçesiz itaat, korkutarak yapılan itaat maalesef şeyin, yani geleneksel itaat tarzımız bizim. Belki 100-200 sene önce işe yarıyordu ama şimdi gençler sorguluyor, haklı olarak da. Sorguluyorlar, sorgulayıp öyle inanmak istiyorlar. Gerekçeleriyle anlatırsanız hakikati buluyorlar. Onun için burada dikkatli olan şey olan kişiler eğer kendi kendilerine dikkat yönetimi yapamıyorlarsa böyle durumlarda uzman yardımı gerekir. İlkokulda anne baba fark eder bunu. Öyle, ama sadece evde olursa yetmez. Hem evde hem okulda olması lazım. Mesela evde yaramaz, okulda sakin duruyor çocuk. Bu hiperaktif değil, bu şımarık. Yani okulda disiplin yapılandırılmış bir ortam, disiplinli bir ortam, okulda dikkat eksikliği yok. Sınıfta duruyoruz. Ama hakiki dikkat eksikliği olan sıraların arasında dolaşır. Silgi fırlatır. Her şeyi karıştırır. Bir defa bir öğrenci geldi böyle dikkat eksikliği. İlkokul öğrencisi. Kapıdan girerken kapının üstünden girdi çocuk ya. Düşünebiliyor musun ya? Ya çok inanamadım yani. O bitti. O hareket yeter teşhis koymaya. Ya çocuk öyle girdi yani. Kalifer borusuna tırmanan tipler. Düz duvara tırmanan tipler oluyor. Ağaçlardan çıkmaz. Bir defa öyle gibi vaka geldi yani hiperaktif çocuk. Kafasında 54 tane dikiş vardı ya. Kesilmiş, dikilmiş, kesilmiş, dikilmiş. Yani şey yapamıyor çok, tutamıyor kendini. Gene bir 4 yaşında bir hiperaktivitesi olan bir çocuğa annesi pedagog diyor ki ona şey yap. Yani yaramazlık yaptığı zaman sınırları öğretme ödevi veriyor ona. İçinde yaramazlık geldiği zaman mesela yanlış yaptığı zaman sana 4 dakika oturma cezası veriyor ona. Oturma cezası.
çocuk oturuyor. Anne ben oturuyorum ama içim oturmuyor. Ceza oluyor mu diyor çocuk mesela. Düşünemiyoruz yani çocuğun masumiyetine bak yani. Ama içi kaynıyor içi. Yani ADHD dikkat eksikliği öyledir. Ama kişi dikkatle göre bu dikkat eksikliği bir kusur değil, bir şeydir. Bir amaca yönetilirse mesela birçok bilim insanları öyle çıkıyor. Amaca yöneltiyor, oradan haz alıyor ve saatlerce laboratuvardan çıkmıyor. Bir piyano hocası vardı. Çok güzel piyano çalıyordu. Ne kadar ya günde 9 saat çalışıyorum ben dedi. 9 ya evli olunca da tabii şakır şakır çalıyor. Evet. Yani çünkü bu şey yani tamamen o haz almış. Zaten insan zevk severek yaptığı bir iş değildir ki. Eğlencedir onun için, severek yaptığı için. Konfüçyüs'ün sözüdür. Evet, odaklanmaya da güzel cevap olmuş olsun. Aramızda son sınıf öğrencisi olan var mı arkadaşlar? Çok güzel. O zaman bu soru sizin de sorunuz olmuş olsun. Kıymet Hocam, son sınıf olup gelecekle ilgili, kariyerle ilgili kaygısı olan arkadaşlarımız oluyor. Bu kaygıda mücadele mümkün mü? Kaygılanmalarına gerek var mı? Neler önerirsiniz hocam? Yani şu anda gençlerdeki en büyük düşman bence kaygılanmaya sebep olabilecek en büyük düşman ümitsizlik, karamsarlık. Yani ümitsizlik, karamsar olmadıkça insan beyninin öyle bir özelliği var. Ümitsize düştüğü zaman insan beyni yardım etmemeye başlıyor. Yani beyin o enerji üreten dopamin özellikle kimyasalları var. Enerji üreten, dikkati artıran. Mesela dikkat dopaminle ilgilidir beyinde. Enerji de onunla ilgilidir. Dopamin en çok kimde salgılanır biliyor musunuz? Aşıklarda salgılanır. Aşk hormonlarından bir tanesidir. Dopamin, onun için aşk kelimesi Arapça'da sarmaşık kökünden geliyormuş. Yani sarmaşık sevdiği şey öyle bir bağlanır ki onunla birlikte ölür. Yani Leyla ile Mecnun mesela düşün. Bağlanmış. Leyla kavuşamadığı için ölmüş. O da onun yan mezarının başında duruyor. O da ölüyor. Oradan işte Fuzuli şey yapıyor. Bu ikisi oradan birbirine kavuşamadı ama yani Allah sevgisini buldular deyip yüksek bir sevgiye kavuştular diye bitiriyor. Biz şu anda Leyla ile Mecnun olsa bizim şu anda elimizdeki ilaçlarla, tedaviyle ne Leyla kalır ne Mecnun. Bir yatırıyoruz, EKT yapıyoruz. Bir müddet sonra ya ben saçmaymış, niye bu adamı sevmişim ki böyle diyor yani. Hakikaten yani kaç vakamız oldu öyle. O ölümüne aşık olan kimse beyni çünkü dopamini aşırı salgıladığı için dopaminin iki özelliği vardır. Birincisi aşırı bağlanma sağlar. Dikkat odağını artırır. Zaten dopamini artıran ilaç veriliyor dikkat eksikliğinde. İkincisi de sarhoşluk duygusu verir. Aşık olan insan sarhoş gibidir onun için. Aşkın gözü kördür kaynananlar olmasaydı diye. Boşuna dememişler. Evet. Kıymet Hocam, kendini tanımayla ilgili bir sorum olacak. Arkadaşlarım sürekli beni yanlış anlıyor. Kendimi ifade edemiyorum. Nasıl bu yönümü değişebilirim diye bir soru var. Yanlış anlıyor, ifade edemiyorum. Kendine. Yani mesela burada bunun farkına varması, kendimi ifade edemiyorum, yanlış anlıyor. %50 farkındalıktır. Bu büyük bir %50'lik önde başlıyorsun demektir. Yani kişinin, böyle bir kişi kendini geliştirmeye açıktır. Bunu sorması, bunu söylemesi kendisine. Neden? Böyle durumlarda o ilişki şeyi çalışacak yani. İlişki konusunda kendini geliştirmeye çalışacak. Karşı tarafı tanımaya çalışacak önce. Karşı tarafı tanımayan bir kimse sadece olaya kendi penceresinden bakan bir kimse doğru karar veremiyor. Hakikati ortaya çıkaramıyor. Karşı taraf anlamıyor. Eşim beni, arkadaşım beni anladı duygusu uyandıramıyor. Onun için bir insan bir problemi çözmek istiyorsa hani Mevlana'nın sözü var ya ne diyor? Yani senin ne anladığın değil, karşı tarafın ne anladığı önemli diyor. Yani onun için bu empatinin şey anlamı. Onun için muhakkak böyle ilişkilerde benim ne söylediğimden daha önemlisi karşı tarafın ne anladığıdır. Yani benim arkadaşım benim söylediklerinden ne anlıyor diye düşünüp onu aktif dinleyici olup onu biraz dinlersen, onu anlamaya çalışırsan ha beni anladı diyecek, o zaman köprü oluşturmaya başlayacak. Duygusal köprü olmadan şey olmuyor, zihinsel köprü olmuyor tam. Duygusal köprü olacak önce yani bir yani beni anladı duygusu. Hatta bazen bize bazı hastalar geliyor, ne dersek karşı çok itiraz. Seansın sonunda diyoruz ona biz, diyoruz hiçbir konuda anlaşamadığınız konuda anlaştık mı diyoruz.
ya bir ilk donup kalıyor böyle çoğu. Ya hakikaten anlaştık diyor. Ya ama o tiplerin özelliği terapisti şey yapmak. Onun her şeyi itiraz edip güç bende, kontrol bende deyip psikolojik üstünlük bende demeye çalışmak. Ta ki terapi reddi var onun arkasında. O duyguda. Ama böyle bir şey söyleyince ha ben anladı bu adam diyor. Ve ikinci seansa gelmesi kolay oluyor. Yoksa öbür türlü bak adamla oynadım. Şey yapmadım. Dışarıda da anlatıyor. Gittim doktora ben bir sürü nasihat ettim diye anlatıyor ondan sonra. Yani onun için ona karşı o şeyi açık net olarak hiçbir şey anlamadım, konulaştık mı deyip onun bir farkındalığı yüzleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Onun için burada muhakkak ben onun yerinde olsam ne düşünürdüm, ne hissederdim, ne yapardım diyebilmek önemli. Bunu öğrendiği zaman bir insan ilişki yönetimini öğreniyor. Zaten bak insan ilişki yönetiminde birinci adım öz bilinçtir, kendini tanımak. Güçlü yönlerim, zayıf yönlerim diye kendini tanımak. Ama maalesef bazı şeyler var, eski ekoller var, kişisel gelişim ekolleri. Bir insanın kendi zayıf yönleriyle hiç yüzleşmesini istemiyor. Hep kendi iyi ve güçlü yönlerine yüzleşmek istiyor. Ne oluyor? Egosu kabarmış, kendini beğenmiş tipler ortaya çıkıyor. Şu anda tipik Amerikalı gibi. Egosu beğenmiş yani. Burnu havada. Böyle yani küresel, maalesef şu anda şey, küresel kapital sistem egoizmi besliyor. Çünkü egoist bir insan ya başarılı olurum ya yok olurum diye çok çalıştığı için, çok ürettiği için tüketerek üretmeyi teşvik ediyor kapital sistem. Daha her şeye ben layığım, en başarılı benim, en iyi ben olmalıyım diye başarı odaklı bir sistem. Yani adalet odaklı bir sistem değil, başarı odaklı bir sistemde 10 kişi yarışıyor, 3 kişi başarılı, 7 kişi mutsuz. 3 kişinin mutlu olması yetiyor şu anda kapital sistemde. Halbuki küresel eşitsizliğin en büyük sebepleri bu. Bazı insanlar, toplumun bazı kesimleri zenginleşirken bazı kimler aşırı yoksullaşıyor bu sistemle, kapital sistemle. Onun için şu anda dünya şey Birleşmiş Milletler gelecekte bekleyen 3 büyük tehlike diyor. Birincisi iklim değişikliği, ikincisi küresel eşitsizlik, ekonomik eşitsizlik. Üçüncü de yalnızlığı söylüyor bak. Dünya üçüncü gelecek çünkü ben merkezci insan yalnızlaşıyor, yalnızlaşınca mutsuz oluyor ve intiharlar artıyor. Hı hı. Depresyon artıyor, birçok şeyler artıyor, vakalar artıyor. Neyse yani bu şeyin özelliği yani bu maalesef şu anda modernizmin bize ulaştırdığı bir hastalıktır. Burada bizim dikkat edeceğimiz şey kendimizi güçlü yönlerimiz bu, zayıf yönlerimiz değil, kendimizi tanımak, öz bilinç. İkinci aşamada öz yönetim. Kendimizi güçlü, zayıf yönlerimizi de göreceğiz ama güçlü yönlerimize odaklı ilerleyeceğiz hayatta. Zayıf yönlerimizi hiç reddederek değil. Zayıf yönüm bu, güçlü yönüm bu ama hedefime doğru giderken bunları yöneteceğiz. İkinci aşamada öz yönetim dedik. Üçüncü aşamada öz bilinç. Sosyal bilinç. Karşı tarafın açısından olaya bakabilmek. Sosyal bilinç. Ondan sonra ilişki yönetimi geliyor. Dört ayağı var şeyin. İlişkileri kaliteli hale getirmen. Hocam bir de bazı kişiler var ki daha çok başkalarını memnun edebilme adına hayatlarını sürdürüyorlar. Ama hiç başkalarını memnun edebilme, memnuniyetini kazanabilme adına ama bunların birçoğu da zaten memnun edemedi yönünde geri bildirimler de alıyor. Bu bir sorun mu? Bir huy mu? Bundan nasıl kurtulmak lazım? Çok haklı. Depresyonun altta yatan en büyük nedeni. Buna da fedakarlık şeması diyoruz biz. Bazı insanlar fedakarlık olarak yani bizim toplumumuzda yüceltilen bir duygudur tabii fedakar olmak. Ama fedakarlığı paspas olmak gibi algılıyoruz. Kendi kişiliğini de eziyor. Hani bakıyorsun bir insan aslında kendine haksızlık yapmış bu insanla. Yani çünkü insanın kendine de haksızlık yapmayacak, başkasına haksızlık yapmayayım, çocuğuna veriyor. Hatta böyle bir anne mesela fedakarlık şeması olan bir anne ne yapıyor? Çocuğunu aşırı koruyor, aşırı veriyor onu. Öyle bir çocuk yetiştiriyor ki hatta onlara biz eskiden işgalci anne diyorduk, helikopter anne diyorduk, şimdi drone anne diyoruz. Evet. Drone anne, drone gibi çocuğun etrafında dolanıyor. Çocuğun yani çocuk okula başlamış da ayakkabı bağlamasını bilmiyor mesela. Çocuk 17 yaşına gelmiş dişini anne fırçalıyor ya. Böyle vakalar görüyoruz daha, dişini fırçalıyor. Daha ki aman o yorulmasın, o üzülmesin diye. Böyle olunca o çocukta ne oluyor böyle durum? Her şeyi ben olsun. Her kim olsa o durumda nasılsa beni benden çok annem düşünüyor. Bırakıyor kendini.
tembel bir çocuk oluyor. Ya, amaçsız ve enerjisiz böyle bir, yani kendi kendini yönetemeyen bir şey çıkıyor ortaya. Kişilik ortaya çıkıyor kişiye. Ya Almanya'dan bir hasta geldi böyle. Yani şey, bir günde 100 tane hayvan öldürmüş ya. 100 tane hayvan öldürmüş o. Kedi, ködük. Babası, baba gel yatırdık şeyi, hastayı, çocuk. Yani orada devlet almak istemiş çocuğu eğitemiyorsunuz diye. Çünkü orada böyle bunu yapan çocuklar şiddet duyuluyor. Anne baba onu eğitemiyor, almak istemiş devlet. Bize getirdiler, yatırdık. Babaya baktık, baba ne oldu? Çocuk 12-13 yaşında çocuk. Baba ne yaptı? İzne çıktığı zaman ilk nereye gitti dedim. Genel eve götürdü çocuğu. Ya baba, ya ilk yaptığı bu. Ya dedik, siz ne yapıyorsun? Bu çocuk bu yaşta bu yapılır mı ya? Ya çocuğa hiç bu hayat sınırla öğretmemiş. Hep veriyor çocuğa. Benim çocuğum prens gibi büyütüyor. Evin küçük hükümdarı gibi büyütüyor. Kadınlar da çocuğu şeyleri evin şeyi gibi büyütüyor işte. Küçük hükümdar gibi erkek çocuğu ya da kız çocuğu prenses gibi büyütüyorlar. Ondan sonra böyle cam fanus içerisinde kristal gibi büyütülmüş çocuklar. Ve de böyle sera çiçeği gibi büyütülmüş. Ufak bir fırtınadan yıkılıyorlar, sarsılıyorlar. Onun için fedakarlık çocuğa zarar veriyor. Özellikle 10 yaşından sonra zaten birçok çocuk anne babaya itiraz ediyor. Anne baba geliyor ki ya bu çocuk bu yaşına kadar ben ne dersem yapıyordu. Benim üçüncü bacağım gibi dolaşıyordu etrafımda. Şimdi bana itiraz ediyor. Bana kafa tutuyor bu çocuk. Diyor bu çocuk yoldan çıkıyor diyor. Aslında sen yanlış yolda gidiyormuşsun. Çocuk kendini bulmaya başlamış diye anne eğitim alıyoruz. Yani onun için bazı anneler şey yapmıyor. Ben öyle bir hasta biliyorum. 22 yaşındaydı çocuk. Hastaneye yatırdık artık. Anneyle yapış yapış simbiyotik ilişki ve çocuk şey yapamıyor. Bu çocuk şey hiç kendi işini yapamıyor diye getirdi. Çocuk depresyonda devamlı kaygılı böyle. Hastaneye yatırdık. Biraz çocuk düzelmeye başladı. Anne ben yaparım, ben hallederim demeye başladı. O şeye çıkınca bizim hastane yoktu o zaman daha. Bu şeye çıkınca, bahçeye çıkınca anne kaçırdı çocuğu. Çünkü anne besleniyor, egosunu tatmin ediyor öyle. Çocuğu kendine bağlıyor, çocuğun üzerine hakimiyet kuruyor. Çocuk ona şey oldukça anne kendi annelik sevgiyi sopa gibi kullanıyor orada aslında. Sevgiyi şey gibi kullanıyor, yani rüşvet gibi kullanıyor. Çocuğu kendine bağlamak için, çocuğun kimliğini, kişiliğini yok sayıyor. Bu fedakarlık, zararlı bir fedakarlık. Evet. Onun için fedakarlık da hiç kimse... Şunu ben bir hastam şöyle dedi bana, sizin sözünüz beni şey yaptı dedi, hiç unutmam. Ya sen böyle o kadar fedakar ki hiç zahmet, yani hayatın zorluklarına karşı koruyor. Ya sen Allah'tan daha mı merhametlisin demişim ona ben. Onun üzerine demiş ki ya demiş hakikaten ben ne yapıyorum demiş onun üzerine. Ve o şeye onun üzerine şeyin yani bu çocuğun bazı zorlukları yaşamasının yani bir şey olduğunu, bir yaratılış kanunu olduğunu, ona fırsat vermem gerekir tarzında hemen geri çekilip çocuğun hayatın zorluklarını öğrenmesine fırsat vermeyi öğrenmişti mesela. O söz onu etkilemiş mesela. Ne yaptıysa etkilememişti, o söz etkilemiş. Yani onu hatta biz Allah'tan rol çalma diyoruz. Yani Tanrı kompleksi diye geçiyor literatürde. Tanrı kompleksi kendini ve o her şeyi kontrol etmek, her şeye hükmetmek, her şeye böyle iyi bir çeşit bu şey bir çeşit yani sevgi duygusu yüksek oluyor. 2-3 kişilik sevgi veriyor çocuğa. Bir de sevgi yatırımını yanlış yapıyor. Ölçüsüz yapıyor. Buna Tanrı kompleksi deniyor. Omnipotent duygu deniyor. Her şeye hükmetme, her şeyi kontrol etme duygusu. Bu kişiler mutlu olamazlar zaten. Çünkü insan her şeyi kontrol etmeye gücü yetmez. Her şeyi domine etmeye şeyi yetmez, gücü yetmez insanı yönetmeye. Onun için sınır haddini bilecek, sınırlarını bilecek, elinden gelenin en iyisini yapacak. Ondan sonra onun hayatı öğrenmesini sağlayacak. Yani annelik, babalık demek çocuğu mutlu etmek değil, hayata hazırlamak. Onun için burada da kendimiz için de, hani gençler için de özelliği, amaç kendimizi mutlu etmek değil, kendimizi hayata hazırlamak. Yani şu anda modernizm bize öğretisi, bu sosyal medyanın bize öğretisi, insanın hoşuna giden iyidir, hoşuna gitmeyen kötüdür. Zevk aldığın şey iyidir, zevk almadığın şey kötüdür. Yok arkadaş, kısa vadeli zevk, orta uzun vadeli zevk var. Şu an zevk almayabilirsin bazı şeyden ama belki 5 sene sonra zevk alacaksın onunla, 10 sene sonra zevk alacaksın. Orta ve uzun vadeli zevklerini de düşünmesi lazım. Bunu öğretmiyor modernizm. Çünkü tüketim kültürü nedeniyle harcasın diye
hep anlık zevkleri popülerize ediyorlar. Anlık hazları popülerize ediyor. Hazı yüceltiyorlar. Haz ve hız yüceltiliyor. Öyle olunca da ne oluyor? Yani daha önce bunu insan evinde öğreniyordu. Mahallede, sosyal, sokakta öğreniyordu. Arkadaş, komşu ilişkilerini öğreniyor. Şimdi bunlar azaldı. Şimdi sosyal medyadan öğreniyor. Bunu eğer öğrenmezse bir genç kendi kendine nerede duracağını, davranış sınırlarını, biz küresel popüler kültürün nesnesi oluruz. Halbuki popüler kültürün öznesi olmamız lazım. Popüler kültürü biz yönet, kendi hayatımızı kendimiz yönetmemiz lazım. Bizi şu anda Hollywood yönetiyor. Söyleyeyim. Büyük bir iddialı bir laf ama maalesef bizi Hollywood yönetiyor şu anda. Bütün zevklerimizi, eğlence sanayi. Ya 5 dakika düşünmeye zaman bırakmıyor insanda. O filmi kapatıyorsun, öbür filmi. Öbür filmi bakıyorsun, o film. Hiç düşünmeye zaman yok. Halbuki girişimciliğin, yenilikçiliğin %15 kuralı vardır. Bir insan bir işi yapıyorsa, 10 saat bir işi yapıyorsa, 1,5 saat yaptığı işi düşünmeye ayırması lazım. O yaptığı işin felsefesini düşünmesi lazım. Niçin yapıyorum, bunu daha iyi nasıl yaparım diye düşünce hakkında düşünmesi lazım. %15 kuralı. Bunu yaptırmıyor şu anda bize küresel kültür, popüler kültür. Birçok genç zeka ve yetenek harcanıyor. Onun için yaptığımız işin %15 kuralını yapabilmek, kullanabilmek lazım burada. Kendimizi yönetebilmek için. Hocam modernizme dikkat çektiniz. Has, hız, bencilce yaşam ve bu tipleri özellikle çoğalttığını ifade ettiniz. Şimdi bunun farkında olmayan kişiler buna alet oluyor. Ama bunun farkında olan kişiler de var. Bu bencilce, hazca, yaşamın karşısında duran bu kesim var ki bunlar da ümitsizliğe düşebiliyorlar. Yani bunu görüyorlar ama bu sayı arttıkça ümitsizliğe düşüyor. Bununla ilgili bu kişilere neler söyleyebilirsiniz? Tabii ümitsizlik en büyük düşman dedik. Ümitsizlik bu karamsarlığa düşmezse şu andaki genç kuşaklar muhakkak A planı olmazsa B planı, C planı, D planı var. O planlardan birini yaparlar. Onun için bütün insan beyninde müthiş yani şimdi bir insan bir liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş, bir üniversitede diyelim bir dil ve bilgisayar becerisi olarak şu anda muhakkak gençlere ikinci dil öğrenmek yerine yazılım dilini öğrenin diyoruz. Bak, yazılım dili de ikinci dilden daha önemli. Yani çünkü yaptığınız işi yazılımla birleştirdiğiniz zaman ben mesela üniversitede şu anda biz üniversite senatosunda yaşadığımız son tartışmayı söyleyeyim. Bak, senatoda bir sürü hocalarımız var. Ben tıp fakültesi öğrencilerine yapay zekayı işte çap veyahut yan dal olarak kurmak istedim. Yani yazılım mühendisliğini. Yapay zeka, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliğini çap olarak yani en azından yan dal olarak öğrenmesini senato kararı çıkartmak istedim ki hani mürtevedatına girsin şeylerin diye. Tıpçı hocalarımız önemli bir kısmı ya tıp eğitimi ağırdır zaten onlara bunun ikisini bir nasıl yapsınlar yapamazlar deyip bayağı direndiler. Ya dedim ya dünyada gidiyor, multidisipliner dünyada gidiyor. Şu anda tıp bilen mühendisliği bilmiyor, mühendisi bilen tıbbı bilmiyor. İkisini bilen fark oluşturacak gelecekte. İkisini bilen fark oluşturacak. Yani niye ikisini bir öğrenmek istediğini, niye önüne tıkayalım ki biz? Ya onu bu öğrenemez deyip niye kestirip atalım ki? Bir yeteneği olan öğrensin, yan dal yapsın en azından. Yani o gider oradan bir yazılım dillerinden birini öğrenir, o çocuk fark oluşturur. Yani çünkü şu andaki sağlıkla yani birçok artık dünyadaki geleceği yönetecek en büyük bilgi 21. çağ becerisi big data ve yani büyük veriye sahip olan dünyayı hükmedecek. Ne kadar büyük verin varsa o kadar güçlüsün. En büyük sermaye büyük veri şimdi. Büyük veriyi yönetebilmek lazım. Elindeki verileri biriktirip büyütürsen birçok keşifler öyle yapılacak bundan sonra. Onun için büyük veri çok önemli. Yani bu da yazılım bilen yapabiliyor bunu. Yani yazılım bilen yani şu anda fark oluşturanlar yani yazılımla eski bilgiyle yeni bilgiyi sentezini yapabilen kişiler ortaya çıkıyor. Yani biliyorsunuz Newton'un mesela yer çekimini keşfetmesi nasıl oldu? O zaman kadar elma hep düşüyordu. Hep düşüyordu. Kimse farkında değildi. O ne yaptı? Cambridge'de üniversitede veba salgını çıkmış o zaman. 2 sene kütüphaneden çıkmıyor. Bir masaya fiziği, bir masaya kimyayı, bir masaya matematik kitaplarını doldurmuş. Devamlı okuyor, araştırıyor, düşünüyor. O halde pat diye elma düşünce ha diyor ya bu yerden çekeyim var bunun bir şey diyor. Yer çekimini buluyor. Yani
Bu akıl kelimesi zaten Arapça'da şey, devenin iki ön ayağıyla arka ayağı arasındaki bağ kuran kelimeymiş. Akıl, bağlantı demekmiş. Yani akıllı insan, olaylar arasında bağlantı kuran insandır. Bağlantı kurabilen insanlar. Akıl kelimesi oradan geliyor. Bu insanda var, diğer canlılarda yok. Diğer canlılar ne, genetik kodu neyse onu yapıyor ama insan bağlantılar kuruyor, soyut düşünüyor. Bağlantı kurma becerisi var. Bu, mesela onu bağlantı kurmuş, Newton yasalarını keşfetmiş. Üçüncü de şey var mesela, daha önce kaligrafi eğitimi almış şey. Bill Gates değil de neydi o? Steve Jobs. Bir kaligrafi eğitimi, yazı, hat eğitimi almış, kaligrafi eğitimi. Kaligrafi eğitimi aldıktan sonra, şeyden sonra bilgisayarla uğraşırken o şey oradan hareketle parmakla ilerlemeyi, şeyi buluyor. Ondan sonra Apple çıkıyor ortaya. İnsanlık tarihini değiştiren 3 tane elma var bizim. Hazreti Adem'in elması, Newton'un, bir de Apple'ın. Yani o yazılım devrimi yaptı adam yani. Yaptıkları şey, yani bu yazılım onun için bu çağın şeyi. Yazılımın dilini öğrenin muhakkak. Ve bu gelecek yani kuşaklar için en önemli şey, bir kere ümitsizliğe, karamsarlığa düşmemek. Ve bir dağcı nasıl hedefe ulaşmak için, hedefe ulaşan dağcı ne yapar? Yani dağcılıktaki yollar hiç böyle çiçekli, böyle şeyli değildi, süslü yollar değildir. Hep taş, zor yollardır. Zor yolu hedefler, zora talip olun. Zora talip olacak. İkincisi, bir A yoluna gider, olmadı B yoluna, olmadı C yoluna, olmadı D yoluna. Ben bugün böyle bir manik bir hastamız vardı. Ona dedim ki, A planın o, B, C planın var mı dedim. O Z planın bile var demişti. Ya belki o kadar planınız olmasa bile, o tepeye ulaşırken A planı, B, C planı olanlar tepeye ulaşıyor. Zirveye ulaşıyor. Hayatta da zirveye ulaşmak için hedefini belirleyip zorlayacaksınız. Bak Amerika'da yaşayan bir sisal bitkisi var. Amerikalılar uyanık ya, hani o sisal bitkisini almış. Bu sisal bitkisine sisal halılar yapılıyor. Çok böyle pahalı halılar. Ya o çölde yetiştirmiş o. Adam demiş ki ya bu çölde yetişiyor, ben bunu bir arazi yapayım demiş. Sulamış, koca koca yapraklı sisal bitkisi yetişiyor. Ondan sonra sisal bitkisini yetiştirdikten sonra of diyor, bir sürü servet kazandım diyor. Kurutuyor, içindeki hiç lif çıkmıyor. Yani o hayattaki o sisal bitkisinin rüzgarla, fırtınayla, çölle mücadelesi içindeki lifleri oluşturuyormuş. Onu alıp da böyle güzel ortama soktuğu zaman yetenekler gelişmemiş. Ne yapmış? O zaman bir defa yaptığı yatırım boşa gitmiş. Onun için yani insanın içindeki yetenekleri zor şeyler çıkarır. Zor zamanlar güçlü insanları çıkarır. Güçlü insanlar da rahat zamanları doğurur. Rahat zamanlar da zayıf insanları çıkarır. Zayıf zamanlar da güçlü insanları doğurur. Böyle sinüzoidal bir gidiş var. Biz eğer güçlü olmak istiyorsak arkadaş, zamanımızı zorlamamız lazım. Şartlarımızı zorlayalım. Hele siz yani şu anda bu üniversiteye gelmişsiniz, mezun oluyorsunuz. Sakın şey yapmayın yani. Z'ye kadar plan yapabilirsiniz. Evet. Peki hocam, tam tüm bunlarla mücadelede psikolojik dayanıklılık da çok kıymetli ve önemli. Son 4 dakikaya girdik. Bu soruyla da noktalamış olalım. Buradaki önerileriniz de bizim için önemli hocam. Psikolojik dayanıklılık, psikolojik sağlamlıkla ilgili tüm bir hayatla mücadelede, gelecekle ilgili planlarda, hedeflere yürümede, her zorlukla mücadelede aslında önereceğiniz neler olur? Bunlardan biz, yani psikolojik sağlamlığı biz şu anda mesela üniversitede, Üsküdar Üniversitesi'nde pozitif psikoloji dersi var. Pozitif psikoloji derslerindeki konulardan birisi de şey, böyle şey, psikolojik sağlamlığı öğretiyoruz. Psikolojik sağlamlık yani şey, resilience deniyor işte İngilizce'de, resilience. Aslında dirençlilik gibi Türkçe'ye çevriliyor, elastikiyet gibi çevriliyor. Resilience, psychological resilience dedikleri kavramı öğretmek için şey, kişinin bu elastikiyet olaylar karşısında kognitif fleksibilite deniyor, zihinsel pozitif psikoloji. Pozitif psikoloji dersini 2017'de, 2015'te Harvard koydu Türkçe dersi, pozitif psikoloji. 2018'de Yale Üniversitesi koydu, 2019'da da şey koydu, Bristol İngiltere'de. Biz onu 2013'te koyduk o dersi. O derste insanlara psikolojik sağlamlık öğretiyoruz. Böyle öyle psikolojik sağlam, resilience şunu akılda tutmak için strese karşı şeydir. Psikolojik sağlamlık streste karşı duruşla ilgilidir.
Şimdi strese karşı dediğiniz o fedakarlık şeması olan insanların stresi onlar emerler. Sünger gibi tip insanlar denir onu. Stresi emerler, bütün yükü üzerine alırlar, kimseye yansıtmazlar, hayır demezler ve çökerler. Sünger suyu nasıl alır içine emerse çökerse çöküp kalırlar. Enerjisiz, tembel, yakınmacı, hep şikayet eden, hiçbir şeyde memnun olmayan mutsuz tipler ortaya çıkar, sünger tipler. İkinci tipler de teflon dedik. Teflon tiplerde ne olur? Hiçbir olayı kendinden kaynaklanan bir olay bile kendi dışında bir nedene bağlar. Ben yapmadım, o yaptı der. Böyle bir anne çocuğunu büyütürken çocuk gider masaya kenarına çarpar, ağlamaya başlar. Anne gider çocuğun der, tu pis masa der, kaka der. Hepimizin annesi yapmıştır maalesef. Aslında çocuk ne öğreniyor orada? Ya niye? Kendi hatasını değil, dış nedene bağlayıp rahatlamayı öğreniyor. Susuyor o anda, o da masaya kızıyor, çocuk susuyor ama çocuk yanlış bir şey öğreniyor. Dış nedeni, her sıkıntıyı dış nedene bağlanmayı öğreniyor. Yani öyle bir şey gelmişti, intihar girişimi bir vaka geldi. Bir kadın, yani baktık ben aileyi tanıyorum. Bir sürü kadının yanlışları var. Bana işte büyü yapıldı. İşte kayınvalidem bana büyü yaptı diyor. Kıskanıyor beni diyor. Yani tamamen o büyü yemek ve halbuki o kadar bir hatası var ki kocasını kendine uzaklaştırıyor, yanlışlar yapıyor. Tam bir kendini kolaya kaçıyor. Çünkü sahte bir rahatlık veriyor o anda. Büyü yapıldı ondan oldu diye kurtuluyor ama sorunu çözemiyor. Bunlar teflon davranışlar işte. Evet. Teflon davranış başkası nedene bağlar kendisi şey olur. Sorundan uzaklaşmış gibi sahte bir rahatlık olur. Ama bu teflon kişiler de uzun vadede yalnız kalıyorlar, mutsuz oluyorlar. Bu kişiler güç elindeyken etrafında insan doludur. Gücü kaybettikleri zaman sap gibi kalırlar. Amerika'da CEO'lar öyledir. Hı hı. Emekli olunca köpek dolaştırıyorlar ancak. Öyle oyalanıyorlar. Çünkü yalnız kalıyorlar. Güçle beslendikleri için övgüyle besleniyorlar. Övgü olmadığı zaman hatta Hollywood'da bir böyle ünlülerden birisine soruyorlar. 40 yaşına gelmiş ünlü birisine. Diyorlar Hollywood'da yaşayan bir kadının en büyük riski nedir diye soruyorlar. O da açıkça itiraf ediyor. Diyor 40 yaşına gelmektir. Niye diyor? Eskisi gibi ilgi görmüyoruz diyor. Yani ilgiyle besleniyor, övgüyle. Çünkü şey yok. Yani, övgü olursa, iltifat olursa besleniyor. Yani o şeydir, narsist kişilerden bir özellik de övgüyle beslenmeleridir. Yani tak, övgü olmayan yerde sudan çıkmış balık gibi kalırlar. Yani övgü denizdeki yüzen balığın suyu gibidir onlar için. Ya övgü vardır, sen kendisini övmeyeni şey yapmaya çalışırlar. Hükmetmeye çalışırlar onun hakkında. Kendisini övdüğü zaman esir almış olurlar onu. Övgüyle beslendikleri için öyle bir soru sorarlar ki mesela. Dersin ki ne helal olsun adam ne bilgili dedirtir kendine. Soruyu değil yani. Aslında kendini övdürtecek şeyler yapıyordur. Bu maalesef şeydir. Yani küresel bir salgın halinde. Amerika'da kitap çıktı. Narsizmin pandemisi diye getirdim o kitabı. Epidemisi diye düşün yani. O derece salgın halinde. Neyse. Yani bu şeyin özelliklerinden birisidir. Konuyu da getirip ona geliyor. Yani teflon tipi insan oluşuyor. Evet. Stresi yönetmede, dayanıklık eğitiminde. Bu tip insanlar da güçlü dayanık gözükürler ama gücü kaybettikleri zaman, yaşlandıkları zaman, bir hastalık olduğu zaman birden çökerler. Hasta olduğu zaman, iyileşmeyeceğini anladığı zaman ben ölüyüm daha iyi derler. Başarısız olduğu zaman intihar ederler. Mesela bu tarz kişiler, teflon tipler. Üçüncü tip de kauçuk tipler. Kauçuk tipler ne olur? Stresi emerler, esnerler, tekrar eski haline gelirler. Yani olaylar karşısından ders alıp eski haline gelen kimse psikolojik sağlamlığı olan kimsedir. Bunlar işte elastik tipler, kauçuk tipler denir. Eski haline gelir. Onun için olayları alın, analiz edin, zorluklar karşılaştığı zaman bu bana ne öğretti deyin. Geçmişte yaşadığınız bugün mesela bu deprem bana ne öğretti, bu Gazze olayı bize ne öğretti, işte diyelim başka şey ne öğretti, yaşadığınız bir haksızlık ne öğretti deyip düşünün ve oradan bir şeyler öğrenip tekrar güçlü hale gelirseniz siz psikolojik sağlamlığı elde etmiş olursunuz. Hayatta siz izin vermedikçe hiç kimse sizi yıkamaz. Siz izin vermedikçe. Yani onun için en büyük birinci zaferiniz kendinize karşı kazanılan zafer olmalı. İçimizdeki arzu, dürtü, tembellik, üşengeçlik yahut da işte bunlar insani zaaflardır. Kolaycılık,
buna karşı kazanılan zafer ilk zaferdir insanın. Ondan sonra kendimizi geliştirdiğimiz zaman başkalarına karşı, topluma karşı başarılar ondan sonra gelir. Kendini, buna nöro liderlik deniyor. Kendini yönetemeyen başkasını yönetemez. Kendi arzu ve güçlü zayıf yönlerini yönetebilen kendini de yönetir, geleceğini de yönetir ve hedefe ilerler. Evet kıymetli arkadaşlar, teflon, sünger, kauçuk, tercih sizin hocam ifade etti. Zaaflardan bahsetti ama insanın sınavı da zaaflarından olurmuş. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Kurucu rektör, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Arhan hocamla güzel bir psikoloji sohbetini gerçekleştirdik. Bu fırsatı, bu olanağı tanıyan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'na, başkanımıza, değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bugün buradasınız. Biz de çok keyifli bir sohbet, söyleşi gerçekleştirdik. Sizleri de tebrik ediyoruz burada olduğunuz için. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim.